Fenerbahçe farklı kazandı. Beşiktaş 2-0'lık galibiyette. Konya Spor aldı. 2-0'lık galibiyette yara sardı. Gökhan Keskin, Beşiktaş kazandı ama e, futboluyla yine umut vermedi. Beşiktaş'ın bir şutu, iki golü var. E, buradan başlayabiliriz. İstatistiklerde çok iyi değil ama 3 puanını da hanesine Beşiktaş günü kurtardı diyebiliriz. Yani maç gece oldu gerçi de. Geceyi kurtardı diyelim. Önemli olan bu tarz maçlarda maçın sonucu, sonuç odaklı bir maç oldu. Beşiktaş kazanmak zorundaydı ve kazandı. Yani futbol adına çok mu şey yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sadece sonuç odaklı. Özellikle ilk yarı oyunda sadece korokor mücadele. iki tarafında orta sahada ceza sahası içine girmeden orta sahada birbirlerini tartıp birbirleriyle korokor mücadeleye girdi. Bir oyun vardı. Uzatma dakikalarında, ilken uzatma dakikalarında Raşika'nın ortasıyla Uğurcan'ın ters vuruşu. Uğurcan adına şanssızlık, Beşiktaş'ın da şansıydı. İkinci yarı başladıktan sonra Oğulcan'ın <laughs> yani nasıl diyeyim foylü bir sarı kart peşinden topu vurması, ikinci sarı kart bir şekilde Oğulcan'ın atılması Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürdü. Ondan sonra da e, Abu Bakar Herhalde Beşiktaş'ın kalbi ya bu enteresan bir oyuncu. Bazen diyoruz ya su kaynatıyor. Yani su kaynattığı halde bile ayağına top geldi mi işini gayet güzel yapıyor. Harika bir vuruş. Yani dönüşü inanılmaz. Cezalı yani. oyuna geldi. Gezal kontrata çıkarken verdi pası. Abbakar ceza sahasının içinde iki tane oyuncuya çalım attı. Gerçi ikincisi çalım yemek için kendini yere attı da yani alt at çalımı vurdu ama bu kadar güzel köşeye vurabilir baktı, gördü. Çok güzel bir gol attı Abakan. Abakan'ın işi bu. Kötü oynasa bile, oyunda olmasa bile bir şekilde yoktan var ediyor, ekmeğini taştan çıkarıyor ve golünü atıyor. Ee, sonuçta 2-0'a vardı. Beşiktaş istediği sonucu aldı. Ben burada Demir bir paragraf açmak istiyorum. Sonradan oyuna girdi ama bence Beşiktaş'ta Amir'in yaptığı işi Demir Ege şans verilirse o da aynı işi yapacağına yürekten inanıyorum. Hakikaten bazen Genç oyunculara şans vermek lazım. Amir alıyor, elinden geleni yapıyor ama ben hala aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş için bir el freni. Yani defans açıdan tamam stoperlerin arasına giriyor ama ofansı bir yardımı yok, etkili oyunu yok. Verdiği paslar top kaptırmadan yana oynanan paslar. E bunu Demir de yapar. Demir Ege'ye aynı şansı verin. Ben zaman içinde çok daha iyisini yapacağını da söyleyebilirim. E bir de yedek kulübesinde gene Söyleyeceğim ısrarla Semih diye bir genç bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz hala süre almıyor. Ee, bence Şenol Hoca'nın artık bunu da görme zamanı geldi. Çünkü bu kadar kötü oynuyorsunuz. Sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Hiç olmazsa genç oyunculara bir şekilde e, süre verin ki onlar da artık göz önünde olsun. Beşiktaş adına haft e, yani günün olayı maçı kazanmasıydı. E, şimdi önünde oynayacağı bir Ligana maçı. Peşinden de e, İstanbul. İstanbul Spor'la oynayıp milli maç arasına gidecek. O milli maç arasında da e, eksiklerini giderecek. İnşallah sakatlar iyileşir o zamana kadar. Tekrar yeniden bir takım olma havasında tekrar şampiyonluğa odak olmak zorunda Beşiktaş. Ondan sonra çünkü milli maç arasından sonra Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray maçını eğer kazanırsa ben bu yarışta varım der. Galatasaray maçını kaybederse de bu seneye havlu atar. E, Beşiktaş'ın işi kolay değil. Kazanırken de kaybederken de eleştiriliyor Murat Özbostan. Şenol Güneş e, yine ve yönetim eleştirilerinin odak noktasında. Hoca çıkardığı farklı kadrolarla belki de doğruyu bulmaya çalışıyor ama kadro değişiyor. Beşiktaş'ın oyun anlayışı ve tırnak içerisinde keyif vermeyen futbolu değişmiyor. Ya e, şimdi bir kere Beşiktaş'ın olduğu kendi içinde bulunduğu şartlar ee, zor şartlar yani e, düşünsenize bir anda camianın içinde e, işte yönetimin karşısındaki muhalif e, isimlerin işte seçim istemesi diğer taraftan bu transfer döneminden başlayan işte e, Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın yaptığı transferleri biz neden yapamadık söylemlerini ve sosyal medyada bunun Beşiktaşlı taraftarlar tarafından e, etkilenip çok dile getirilmesi arkasından işte kötü alınan sonuçlar e, ve tekrar yönetime yönelen tepkiler e, bir anda böyle kendi kendini karıştıran bir kulüp haline geldi. Yani e, şimdi bugün hocanın da Takım o, yani, e, yönetim tezirat istifa tezahüratları çıkıyor. Yani bu şey bir şey değil, hoş bir şey değil aslında. Yani zaten hoca da e, basın toplantısında e, maç sonu demeçlerinde bunun rahatsızlığını aslında bir nevi çok açık net bir şekilde ifade etti yani bazı sözleriyle. Şimdi bu kadar gergin bir ortamda, bu kadar stresli bir ortamda Beşiktaş'ın herhalde şu maçta isteyebileceği tek şey iyi oyun falan değil. Yani ben bugün kazanayım, 3 puanı alayım, en azından şu haftayı bir kayıpsız kapatayım ki Avrupa maçına çıkayım. Ondan sonra da zaten işte İstanbul maçı var, milli ara ve sonrası var. Yani şu milli araya kadar bir nefes alayım, hı hı. milli araya kadar iyi bir şey alayım ki milli arada bir kendime geleyim yani bir bir soğusun çünkü bu gerginlik çekmiş gibi de görünmüyor açıkçası. Yani eğer sizin taraftarınız hem içeride hem dışarıda gollerden sonra bile yönetim istifa tezahüratlarını yapıyorsa bu şey bir şey değil, iyi bir şey değil. Ve bundan takımın etkilendiğini de zaten Şenol Hoca maçtan sonraki demecinde ifade etti. Yani maça gelirse hocamın özetlediği gibi yani ilk yarısı işte 19 tane orta yapıp 3 tane isabet bulan Hı hı. oyunu sürekli kanatlara sarkıtan yani ortalarla içeriye giremediği için işte herhalde bunda Gesson'un eksikliğini ciddi şekilde Beşiktaş hissediyor ve sürekli ortalar yapıyor ama ortalarında bir faydası yok bir de farklı olarak işte 4-4-2'ye döndü bugün biraz savunma çünkü çok pozisyon veren bir takımdı Beşiktaş 4-4-2'ye dönerek biraz daha savunma şeyini planını güvenliğini ön planda tutmaya çalıştı. Buna da başarılı oldu. Yani birkaç tane Ersin'in kurtardığı pozisyon dışında fırsat da vermedi. sanaten sonra rakip 10 kişi kalınca tekrar 4-4-4-3-3'e döndü. E, oyun, oyun içinde ise yani Abu Bakar'ın attığı gol var. Açıkçası insanın aklında havzalarında kalabilecek. Ersin'in uzunca bir süre sonra kaleye geçmesi 11'de ve birkaç tane kurtardığı top. Bunun dışında böyle yani havzalarımızda kalacak. İşte bu da şöyleydi bu maça dair diyebileceğimiz bir şey yok. Beşiktaş bu haftayı 3 puanlı alarak bence şu anda herkes bir rahatladı. Aman dedi Konya'dan kazasız bir şekilde Doğru. dönüyoruz. Rahatladık. Yani ben ben kimsenin oyuna falan baktığını düşünmüyorum. Beşiktaşlıların en azından. Ama futbol severler öyle baktığında hani Galatasaray, Fenerbahçe'nin istatistiklerini hatırlıyor. Sonrasında dönüp Beşiktaş'a baktığında. Şüphesiz mutlu oluyordur, e, mutlu olmuyordur. E, şimdi Beşiktaş için bu akşam işler iyi gitti diyebiliriz. Neden diyebiliriz? E, Beşiktaş'ın bugün bir kere bir şekilde bu krizi bir atlatması gerekiyordu. Onda da galip gelmesi gerekiyordu. Yani oyundan daha çok e, oradaki oyuncu seçimlerinden daha çok hoca bir şekilde bu akşamı bir şekilde atlatması gerekiyordu. Uh -huh. Galip gelmesi gerekiyordu. Aslında. Fena başlamadı. Gerçi oyuncu seçimlerine baktığınız zaman pek hepimizin alışık e, gelmiş olduğu bir e, kadro yapısı yoktu. Ve de özellikle de e, ikili oyuncu olarak daha doğrusu Abubakar'ın yanına Muleka'yı koyması ikili bir santifor gibi düşünmesi. E, o yüzden de e, Beşiktaş'ı hep izleyenler aslında der ki ne oluyor iki tane santifor acaba hocanın başka bir düşünceleri mi var? Hocanın başka bir... 11'deki farklı yapısında bir değişikliğe, değişikliğe mi gidecek diye kafalarda böyle bir şey oluştu. Ama oyun başlar başlamaz evet oyunu domine etmeye çalışan bir Beşiktaş vardı ama karşısındaki Konya Spor da hani o işte Konya Spor güçlü bir Konya Spor öyle bir karşı tepki koyabilecek bir takım görüntüsü vermedi. Ama aynı zamanda da şöyle bir talih de yardım etti. 55. dakikada kırmızı kart gören Oğulcan. Galipken tabii ki Konya Spor gibi bu tipteki takımların tekrar yeniden dönüşe geçip oradan maçı kurtarması beraberliği alması galip gelmesi kendi kendisi ve seyirci avantajını hissettirmesi Beşiktaş gibi bir takıma kolay olmadı eksik oynayan bir Konya Spor kolay olmadı. Beşiktaş takımı için bugün bu akşam konuşacağımız en önemli şey bence galip gelmesi gerekiyordu ve bunun için de hem şansın yardımıyla hem işte oyuncu değişiklikleri olsun hocanın istediği bir şekilde bu akşamı kurtarması bakımından önemli bir akşam olduğunu söyleyebiliriz. Ama rakipleriyle özellikle rakipleri kim? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ama özellikle de Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'la tabii ki yarışla mukayese ettiklerinde herkes aynı verileri, herkesin aynı sahadaki performansını görmek istiyor.